Sanal Direktör'den mutlu günler değerli izleyenler. Süper Lig'de heyecan hafta sonu oynanacak olan karşılaşmalarla birlikte kaldığı yerden devam ediyor olacak. Yaklaşık bir buçuk haftalık bir milli ara sonrasında dördüncü hafta heyecanıyla birlikte tekrar yerelliklere dönüyor olacağız. Raşit Altun'la birlikte karşılaşmaları değerlendireceğiz. Anket sonuçlarını ekranlarınıza taşıyacağız ama öncesinde Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın ölüm haberi sonrasında Kendisine Allah'tan rahmet dileyelim yakınlarına, sevenlerine Galatasaray camiasına ve tabii ki spor camiasına da başsağlığı dileklerimizi iletelim. Galatasaray Spor Kulübü'nün 35. başkanıydı. 2014'teki seçimlerde yarışı kazanarak başkanlık koltuğuna evet. oturmuştu. 84 yaşında hayata gözlerini yumdur Aşit Altın. Yani Allah rahmet eylesin. Tabii çok aslında kısa bir süre başkanlık koltuğunda oturdu ama e, rahmetli Duygun Yarsubat'ın şöyle bir özelliği var. Galatasaray, Galatasaray Lisesi Müdürlüğü, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı yapmış. Tek isim. Bir de Galatasaraylar Cemiyeti Başkanlığı yapmış. Galatasaray'ın kendisi tabii beyefendi rahmetli. Allah rahmet eylesin tabii Galatasaray Camiası'nın başı sağ olsun. Kendisini biz de sanal direktör programı öncesinde anarak başlamış olalım. Şimdi karşılaşmalara geçeceğiz. Anket sonuçlarını ekranlarınıza taşıyacağız ama aynı zamanda gündemde yoğun bugün gelen tabii haberler evet. arasında tabii ki en çok konuşulan konu Amide futbol takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş'te yolların ayrılmış olması. Birkaç cümlede Şenol Güneş ve milli takımla ilgili sarf ederek başlayalım Raşit yani Yukarıda bir... yayını hazırlanırken evet. de konuşuyorduk. Acaba en son hangi futbol federasyonu, herhangi bir ülkenin futbol federasyonu bir teknik adamla elemeler devam ederken bu ayrılığı yaptı? Genelde biz şampiyonanın bileti alınamadığında ayrılıkları gündüz Yani öyle ya da olması lazım. Kötü lazımdır. bir şampiyona sonrasında bu ayrılıklar gelir ama elemeler devam ederken ben yakın tarihte hatırlamıyorum. Evet ben ben de hatırlamıyorum ve şampiyona bittiği zaman bu ayrılık tabii ki daha uygun olurdu. O bağ kopmuştu Şenol Güneş ve yani hocamızla futbolcular ve işte ya da milli takım arasındaki bağ ben koptuğunu düşünüyorum. Hı hı. Geç alınmış ama doğru bir karar. E, tabii bakalım bundan sonra kim gelecek? Hani orada Real Madrid'de yani yönetim kurulunda Futbol Federasyonu yönetim kurulunda Real Madrid'de bayağı Mühit oynamış. Hamit Altın Top var. Bence Hamit Altın Top'a bırakılabilir bu karar. Neticede hani futbolun en üst düzey yani Real Madrid dünyanın en büyük futbol kulübü. Şimdi hani Türkiye'de bizim Barcelona'yı vesaire tutanlar şey yapar ama en çok şampiyonlar şampiyonluğu yaşamış. Kulüp 13 kez. En yakın Milan Milan var yanılmıyorsam 7 kez. E, o yüzden ben hani Hamit Altıntop'a bu tercih hakkının bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Hamit Altın da bugün dünya üzerindeki her teknik direktörle bir telefonda ulaşabilecek bir isim, İşte Löw'un ismi geçiyor ya da vesaire işte. Hem e, yabancı, hem de yabancı de geldi. Da olabilir, hem evet, yerli aynı şu şekilde anda? Evet, görüşülüyordur. Ya da bir plan vardır mutlaka. Ben hani sanki yabancı olacak gibi düşünüyorum. Yani Hı -hı. Okan Burun'un ismi geçiyor. Bence hem Akıncıda, Akıncı Aksar Belediyespor'u. Türkiye Kupası kazandı. Yarı finalde Galatasaray'ı, finalde Fenerbahçe'yi yenerek. Lig şampiyonu, e aldı, şampiyonu Şampiyon yaptı. Hakikaten çok başarılı. Yakışır mı? Yakışır. E ama onun özel bir durumu var. Hani belki bir süre daha çalışmayabilir. O yüzden benim hani kişisel Tabii, tahminim... sürede maçlar var yine. Bir an evet, önce açıklanması yüzden, evet, çok, lazım ki evet, yani, o çalışmalar yapılabilsin. Ben hani sanki bir yabancı hoca gibi düşünüyorum. Tabii bilmiyorum yani bilgi olarak değil sadece tahmin olarak söylüyorum. Hı -hı. Geçelim o zaman. Hayırlısı olsun. Sanal direktörü tabii Türk ki. Türk futbolu önemli bir olsun. şey ama milli takım teknik direktörü tercihi kim olacaksa çok önemli gönlün bir şey. Gönül yani. isterdi ki bu ayrılık Avrupa Futbol Şampiyonası tamamlanır tamamlanmaz. Yok Gönül isterdi şeydir. ki devam etsin tabii. Yine başarılı olalım. <laughs> Hollanda'yı hani orada en azından yani yani beraber kalalım. Gönül isterdi ki derken ha. ben yapılan ayrılık sonrasındaki reaksiyon evet, olarak Gönül ya, isterdi yani. ki diyorum. Yoksa buraya kadar gelmişken beğenilir beğenilmez ama Şenol Güneş'le evet. elemelerin tamamlanması son gerektiği son iki maçta ben. puan kay kaybettiğimiz puanlar tabii onlar da şeydi. Hollanda maçında tabii yenilmeniz normal ama biraz farklı ve o sahada da oyun olarak hiçbir şey olmayınca hakikaten çok kötü bir oyun. Yani 80'leri siz hatırlamazsınız 80'lerde böyleydi işte bizim topçular santra yapıyordu bol bol 8-0, 8-0, 6-0, 5-0. O, o... Öyle bir maç oynadık. Hı hı. Top oynarsın futbol bu 5 değersin 6 değersin. Ama tabii hiçbir şey oynamayınca konu derin bir konu. Çok uzun bir konu. Evet, <laughs> Ayrıca buyurun. bir programda konuşulacak bir konu. Ben hızlı bir şekilde e, karşılaşmalara geçmek istiyorum. Çünkü izleyicilerimizden gelen mesajları da değerlendirmek istiyoruz. E, takımların 11'lerini anket sonucunda taraftarlar bakalım nasıl bir 11 ile takımlarını sahada görmek istiyorlar. Sıra sıra bakacağız. İlk karşılaşmamız Beşiktaş yeni Malatyaspor mücadelesi olacak. Hafta sonu oynanacak olan karşılaşmalarla birlikte Süper Lig'de 4. haftanın heyecanı başlayacak. Bean Sports ekranlarında her zaman olduğu gibi Süper Lig heyecanını takip edebilirsiniz. Öncelikle Beşiktaş'a bakacağız. Sahadaki dizilimi 4-1-4-1 olarak seçmiş taraftarlar. Bu dizilime %56'lık bir oy geldi. Aslında Rastaltın. az bence. Geçen sene şampiyon yapan sistem, hocanın ısı attığı sistem %56 demek ki. hani hı hı. %27 de 4-2-3-1'e geldi bu arada. Yani ben 4-1-4-1 diyorum. Yeni abi. transferlerin yoğunlukta olduğu bir dönem. 8 Eylül'e kadar uzatılmıştı bizdeki transfer dönemi. Evet. Bu yüzden yeni transferlerle beraber tabii yerli sayısını da göz önünde bulundurarak taraftarlar bu 11'leri yapmaya çalışıyorlar. Şimdi hemen Beşiktaş'ın 11'ini ekranlarınıza taşıyalım. Oylama sonuçlarında 4-1-4-1'i bakalım taraftarlar sahada nasıl yerleştirdi. Kalede Ersin var. Mert Günok transferi sonrasında Ersin yerini kaybeder mi diyorduk. Ne taraftar gözünde ama bir, o, ama bir, Biraz sanki oylar düşmüştü. Ersin ama hem yine de çok yüksek hem, 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 Beşiktaş'ta hem Ümit Milli takımındaki çok çok iyi performansı Ersin'i hak ettiği bence daha da fazlasını hak ediyor verdi. 2001 doğumlu olduğunu unutmayalım her sene. Yani henüz 20 yaşında. Savunmaya geçelim. Beşiktaşlı taraftarlar savunmada nasıl bir kurgu yaptı? Ee, Rozier sabekte %97'lik bir oy aldı. Stoper mevkiinde Wellington ve Vida'yı görürken sol bekte Umut'un sakatlığı var. E tabi 3 yerliyi de sahada kullanmayı da düşünüyor taraftar. Evet. Bu yüzden Rıdvan'a %68'lik bir oy geldi uzun bir aradan sonra. Ama burada tabi Ensakala ve Umut'un hani olmayışından birazcık kaynaklanıyor ama keşke tabii gönül ister ki Rıdvan oynasa sürekli. Hep oynayabilse. E hoca çok fazla şans vermiyor. Umut Meraş'ın transferi sonrasında oynayamaz belki deniyordu ama işte o 3 yerli oynatma kuralı tartışılan bir kural. Tartışılan tamam, bir ama Rıdvan'ın da o... oynama ihtimalini arttırabilecek bir durum. Yok ben arkadaşlar. hani genel anlamda milli takımın da çok büyük bir sol bek sorunu olduğu için söylüyorum. Gönül ister ki, keşke Rıdvan sürekli oynasa. Hep ilk 11 oynasa. 35 maç mesela. Hı. Kendini geliştirse. Ee, ama görünen o ki Mutmelaş transferi de olduktan sonra neticede işte milli bir sol bek. Ee, geçen sene gibi rotasyonda kalacak Rıdvan. Devam edelim. Dörtlünün önüne bakacağız. Orada herhangi bir değişiklik yapmıyor. Yani çok doğal var. Beşiktaş taraftarları, Josef de evet. var. Yeni transfer Piyaniç de bu çok bölgede vardı kalmış. ama evet. iki farklı bölgede oynadık. Birazdan onu göreceğiz zaten. Evet. Devam edelim. 4-1-4-1. Josef'in önünde de Can ve Piyaniç yer aldı. Ama tabii orada... E Alex Teixeira'nın oyu %14 ama sakatlığı nedeniyle ne? evet. Can orada görev almış oldu. Taraftarların gözünde bunu bir kez daha belirtelim. Alex Teixeira Hazır... sakatlığı olduğu için hazırlık maçında Can, can göz doldurmuş demek ki. Galatasaray'ın güç geliyor bu arada orada. Yani Oğuzhan artık biraz önce hani dedik ya Şenol güneşte milli takım arasındaki o bağ koptu diye hem futbolcularla hem yönetimle. Oğuzhan'la da Beşiktaş'ın en azından taraftarın arasındaki o bağ koptu. Çok fırsat verildi o sana. Çok yetenekli bir oyuncu. Ama sağa yansıtmadı yeteneğini. Ya da çok az yansıttı. Hı hı. Kanatlara geçeceğiz. Kanatlardaki oylama sonuçlarına bakalım. Sağda Raşit Gezal, solda Larin. Evet. %45. Enkudu, Larin, Kenan. Üçünden hangisi oynar? Enkudu, Kenan'ı da değerlendiriyor Sergen evet. Yalçın. Ama taraftar Larin'den yana. Orada milli yani, takım forması altında da en fazla gol atan isimlerden biri. Geçenlerde öyle bir istatistik görmüştüm Kanada, Kanada milli takımıyla de. beraber. Evet. Çok iyi bir performans sergiliyor. E, tabii ama geçen sene de şampiyonluk çok büyük katkısı var takımında en fazla gol atan oyuncusu bence de Larin doğru tercih. Burada tabii Can'ın transferi bir yerli oyuncu opsiyonu Salih Uçan'ın hani kart cezası olduğu için ne kadar önemli olduğunu göstergesi yine doğru bir hamle olduğunun göstergesi. Tabii ben şöyle bir istatistiğe bakıyorum. Orada Kenan oynamak durumunda kalır. Can olmadığı, olmadığı zaman. Olmadığı ya, ya da olsan rezervi, yani. Ya ama da olsan. olsan da tercih etmiyor ne hoca ne tarafta. Ya da Necip ama Necip'i de, yani, de, e, de. Yani, kesin. evet. Yani, ofansif olarak tabii. Yani 8 numara pozisyonu. O aslında orası tam piyan için yeri ama tabii işte. Alex de için ikili oyna oynayabilir anlamında söylüyorum. Piyan evet. için var zaten. Ee, ama tabii yabancı sınırı 8 artı 3 maalesef. Bakalım hoca da oynatacak bu piyanici ilk 11? O da var. Hani taraftar zaten tabii ki böyle büyük bir yıldız gelince hemen sahada görmek ister ama bakalım hoca şans verecek mi onu göreceğiz. İleri uçuradam işi başlıyor var. Mesela Çok normal tabii. Yeni, terim yeni transfer oldu evet, evet. 85 daha ilk maçında evet. ceza sahası içerisinde en fazla topla buluşan isimlerden biri olmuştu. Tam karşı karşı bizim olması. ligimizin santroforu hareketli, kuvvetli, şutu var. Yine doğru bir tercih. Beşiktaş'ın son iki yılda transferlerde hep doğru isimler, doğru başlar, oyuncu profilleri. kapalı. Sezonu kaç golle tamamlayacağını tahmin edebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir hücum oyuncusu için. Özellikle şampiyonluğa oynuyorsanız. Ben kesin çift anlamı çok daha büyük. Çift taneler kesin. Hani 20, hani 20'nin üzerine çıkar diye düşünüyorum. Maç kaçırması lazım çift taneyi görememesi için. Ya Allah da çok cost, şanssız bir sezon, sezon geçirme, Allah Allah cost, başka da. bir durum olur. Onun ya da de, çok şanssız bir sezon geçirmesi de. lazım yani futbol bu olabilir tabi ama Hı. Hani ben 20'nin üzerine çıkacağını düşünüyorum. Yani mesela Abu Bakar da geçen sene o, e, sezonun tamamında oynasa o da 20'nin üzerine çıkacaktı. Çıkardı muhtemelen. Bahçı 15 maçta oldu zaten Abu Bakar e, yanlış hatırlamıyorum. Yani evet, 5-6 evet. maç oynamadı. Ben de önümüzde 35 maç var. Çift tane yapar diye düşünüyorum. Şey, 20 ile yani çift tane derken Hı. 20 rakamları 19, 20, 21, 22 yapabilir. Ee, gelen mesajlar da var. Beşiktaşlı taraftarlarda da Tolga Can Şimşek paylaşmış, Volkan Ay paylaşmış. Canı Volkan koymuş. Evet. Tolga Can Şimşek de Gökhan Töreli, Oğuzhanlı daha yerli ağırlıklı Serdarı stopere koyuyor, evet. Mehmet Topal'ı koyuyor daha farklı bir 11 ile beraber sunmuş ama yani sanki bu kadar çok bu, değişikliği e, geçen sezon e, evet, evet, da Sergen Yalçın tamam daha bir kadroda çok yapmazdı birini değiştirmezdi. Evet, 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 evet Onu beklemek. Evet. Yani bence çok geniş bir kadrosu olmasına rağmen. Likte ligde hem e, sahaya dizilişi hem kadrosu en az değişen takımdı geçen sene Beşiktaş. Bu sene de ben öyle olacağını tahmin ediyorum. Tabi bu sene hocanın biraz eli daha kuvvetli tabi. Geçelim yeni Malatya Spor'a. Bakalım yeni Malatya Sporlu taraftarlarının oylama sonuçları nasıl geldi. 4-2-3-1'e %35'lik bir oy yeni Malatya Spor'lu Ama 3-5-2 oynuyor. Yani aslında 5-3-2 oynuyor. Ya, üçlü savunmaya hiç oy gelmemiş bu arada. Taraftar. ama öyle oynayacak. Oynuyor <laughs> daha doğrusu ya. Yani. En son öyle oynamıştı. Eee aslında 3-5-2 değil o 5-2 3 gibi deplasman uh -huh. de maçlarında. Sapinto'nun eee Gaziantep'e gelişiyle beraberki kurgu o. Eee 5'li gibi gözüküp ya, hani ya, üçlü da üçlü ya da üçlü gibi oynayalım. gözüküp Beşli ya da 5'li. Evet. Beşli, yani. Yani. Şimdi yani İstanbul Vodafone Park'ta geçen sene şampiyon olmuş. Gol yememiş bir takıma karşı da yani öyle çok cesur oynamaz diye tahmin ediyorum ben. 3-5-2 sahaya çıkar ama o tabii 5-3-2 uh -huh. gibi. Oynar. Tahmin Kalede Abdülsamad'e güvenmiş taraftar. %75'lik bir oy geldi ki üç kalecinin girdiği bir oylamaydı orası. E, dörtlü savunmaya bakacağız. Bu savunmadaki kurgu bakalım taraftar gözünde. Semih ve Wallace'dan yana. Geçen sezonda görmeye alışkın olduğumuz evet. bir ikili. Yeni transfer Sadık %20'lik bir oy aldı. Ben valla üçlü oynayacağını ve Sadık, Wallace, Semih olacağını ama Haddadi'nin de sol bekte aslında hani beşlinin şey, beşli defansın solunda hı hı. oynayacağını tahmin ediyorum back bek pozisyonunda hangi oyunculara oy geldi? Muhammed 155 adli de sol bek evet, %92. Evet, evet. 4-2-3-1'de dizilim. Dörtlünün önündeki ikiliye bakacağız. Endong ve Ryan Abidi burada evet, evet. forma yalan isimler taraftardan. Devam edelim ön bölgede. Malan var %17. Evet. Çizgilerde Mustafa İskeleylaç sağda, Kovar sağda, solda. Hücum evet. hattına da bakalım. Orada da Adem, büyük mi? 164. Tabii TT'nin olmadığında Karim Hafez ve TT yok. TT yok. Dolayısıyla. Yok. Yani ben 5'li oynayacağını Şey 3 5 2 oynayacağını ama hani aslında 5 3 2 oynayacağını Malatyaspor'un e, düşünüyorum. Tabii Malatyaspor için zor maç. İstanbul'da yani İstanbul her takım için zor da plasman Vodafone Park. ya e, ama futbol tabii. Keyifli bir maç izleyeceğiz. Hı hı. Beşiktaş Yeni Malatya Spor karşılaşması öncesinde taraftarların 11'lerini ekranlara getirdik. Bir Beşiktaşlı taraftarın mesajı var. 11'imi paylaşıyorum demiş. Ersin, Rıdvan, Vida, Wellington, Rozier, Josef, Enkudu, Gezal, Oğuzhan, Piyaniç ve iyi şeklinde. Ama şey, tabii yerli yani oyuncu sanırlarsak... kontenjanını doldurmamış ol, evet. doldurmuş oluyor. Oğuzhan, Rıdvan Ersin. Ha, Oğuzhan, Rydvan, Oğuzhan Ersin. tercih ediyor canın yerine. Ya pek hoca düşünmüyor açıkçası. Olabilir tabii. Çok deneyimli bir oyuncu da henüz yani hem yaşı genç bir oyuncu hem yeni geldi. Belki de Oğuzhan'ı tercih eder hoca. Ee, ama hani Oğuzhan Osan yanına birazcık yumuşak kaçıyor bence. Hani çok yumuşak bir orta saha alıyor tamam. Josef var ama yani hocanın ta hoca izleyip göreceğiz yarın. Oylama konusunda zorlanacak olan taraftarlardan biri de Fenerbahçeli taraftarlar. Şimdi sıradaki mücadelemiz için e, oylama sonuçlarına geçeceğiz. Fenerbahçe Demir Grup Spor karşılaşması haftanın en zorlu mücadelelerinden biri. Trabzonspor-Galatasaray ile beraber. Oylama sonuçlarına bakalım. Yeni transferlerin de gelişiyle beraber bakalım oylamalar ne kadar değişti ya da değişti mi hep birlikte göreceğiz. Taraftarların %66'sı artık iyiden iyiye bir e, taraftar gözünde bir kamuoyu oluştu. 3-4-3'e oylamada Şimdi mesela beşi, yer vermiş. Beşiktaş'ta da %66 değil mi? Beşiktaş'ta da bunu beklerim ben en azından. Yani 4-1-4-1 hoca oynatıyor. %75 falan 4-1-4-1 olması lazımdı bence. Hı hı. Ama Farklı tercihler yapabiliyor taraftarlar. Peki Fenerbahçe'de taraftarlar 3-4-3'ü nasıl yerleştirdi sahaya? Ona bakalım. Yeni transferlerinde yer aldığı bir ondur var. Kalede Altay. Ee, üçlü savunmayı nasıl kurgulamış taraftarlar? Savunmanın üçlünün sağında evet. Tizeran, merkezde evet. Kim var, Hı. solda da Salahi. Hı. Zaten bu ideali olacak. Bu, bundan bir sonra böyle olacak. Belki işte orada Tisan Serdar Aziz olacak sezon boyunca. Ya da işte, e işte dinlendirmeye yönelik evet, Novak'ı aldı. vesaire, dinlendirme, e, kart. Üçünün de rotasyonu var zaten Evet evet rotasyon göre o olacak. Hem tabii Serdar Aziz'in yerli olması da belki hani bir hamle hocaya şans ya, vermiş olacak. Bunu görüyorduk Fenerbahçe'de Vitor Pereira sezonun ilk iki haftası sanırım yanlış hatırlamıyorsam. biz bir stoper değişikliği yaptı. Evet. Biri zorunluydu gerçi sakatlık sonrası ama hep kenardan bir Serdar hamlesi ön bölgede yabancı sayısını arttırmak için evet. neden oluyor Vitor Pereira'nın. Ee, 3-4-3'lü dizilim. Üçlü savunma bu. Bakalım ön bölgeye daha doğrusu orta alan taraftarların gözünde nasıl. Mesut ve Gustavo merkezde. Bu bölgede İrfan Can, Sosa, Zait ve yeni transfer Crespo e, geride kaldı bu merkez için söylüyorum. Evet. Çizgilere bakalım. Üçlü savunmanın kanat bek pozisyonunda Nazım ve Ferdi'yi görüyoruz. Tabii Ferdi müthiş oynadı son hafta. Yani Nazım'ın yanında Osay Samuel %31 alıyor bu arada Raşit ama, Nazım Zangar, yerli, 162 ama tabi. yerli olması da tabii burada mutlaka etken. Ön tarafa yani şöyle Mesut, Ferdi, Nazım, Nazım. Sangare, Gustavo şeklinde oyu şekillendirdi taraftarlar. Tabii ön bölgede de başladı yerli oyuncu tarzı sıkıntısı tarzı. yok tabii. Tabii Ferdi, Altay, Nazım. Nazım. Devam edelim ön bölgedeki üçlü. Yeni transferlerden Rossi, Ener Valencia ve yine yeni transfer Berisha. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Berisha'nın. Patlama yapabilecek potansiyeli var. E, Rossi de Uruguay 20, 23 yaş altı milli takımının en değerli oyuncusuydu. Takip yani takip ediyorum derken a, e, oradaki en pahalı oyuncu olduğu için tabi dikkatimizi e, çekiyordu ama tabii MLS e, Amerikan yani futbol liginden gelip onu izleyip gördüm. ama Uruguaylı Hı? futbolcular biliyorsun fizik, atletik, fizik gücü yüksek, sert, sert oyuncu. Ya Uruguay ligi de Üçlü sert bir lig. Evet, yani... güçlü, süratli bir Kapı oyuncu. <laughs> evet. Hani mesela hem gol hem asist e, çift taneler çıkabilecek potansiyelde bir oyuncu izleyim göreceğiz. Biz son durumunu bilmediğimiz ben için mesela, bu arada şunu da soracağım. Evet şimdi Belişa'dan beklenti var. Evet. Nasıl oynayacak bilinmiyor. Rossi'den beklenti var. Oynarlarsa ilk kez sahne alacaklar. Taraftarlardan gelen mesajlar da var. Mehmet Ali ve e, bir başka izleyicimiz yine paylaşmış. Hep Burak 11'de gözüküyor. Taraftar Burak'ı da görmek e, istiyor. Burak tabii genç oyuncu. E, diğer tarafta e, Pelkas dönüyor. Evet ama bu hoca için. Onu tabii e, hoca düşünecek çok, çok da iyi bir şey. 5-5. Oyuncu değiştirme hakkı olduğu için teknik direktörlerin yani ben burada Rossi'nin enteresan bir oyuncu. Patlama yapabileceğini düşünüyorum. Yani özellikleri bizim ilgimiz için uygun. Süratli, şutu var, adam geçer. Mesela niye e, MLS'e gitti? Los Angeles'a niye Avrupa'dan bir takım transfer etmedi? Diye de hani bakınca... Burada siz Rossi'yi tanımlarken adının Rossi olmadığını söyleyeyim. Ben Ener Valencia'yı mı anlatıyorsunuz dedim. Ya yani birbirine de çok benzeyen iki oyuncu aslında. Ener Valencia da tabii 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 oyun profili olarak benziyor. Hayır ben kişisel olarak Uruguay futbolunu çok hani takip sevdiğim için Uruguaylı e, futbolcuları da sev, genel olarak hani Rossi oradan takip ediyordum yani. Şimdi Uruguay Uruguay 23 Mayı e takımına girdiğiniz zaman en değerli oyuncu olunca tabii gözünüzde bakıyor bir de ismi Rossi. Hani Paola Rossi'den zaten Rossi'yi biliyoruz. O oyuncuya bak çok çok karşıma çıktı. Yani ben patlama yapabileceğini düşünüyorum. Ener Valencia efekti yapabileceğini düşünüyorum. Ama tabii Amerika Ligi ile bizim ligimiz çok farklı. Gelip mesela Larin de Amerika biliyorsun 2015'te 1. sıradan draft edilmişti. Geçen sene Beşiktaş şampiyonluğunda en büyük katkısı var. İzleyip göreceğiz tabii. Berisha e da aynı şekilde patlama yapması beklenen ama hani o beklenen patlamayı yapamayan ama bizim ligimize uygun, fizik gücü yüksek şutu olan bir oyuncu. Hemen Fenerbahçe'nin de iyi takım kurduğunu düşünüyorum ama tabii sezonu Ferdi ve Nazım bütün sezondan bahsediyoruz. Ee, e, acaba nasıl tamamlarlar? Ne kadar katkı verebilirler? Ferdi ofansif olarak çok özel bir oyuncu ama defansif yönü kuvvetli değil. Hı hı. Aynı şey Nazım için de tersi. Kağıt üzerinde Novakla Osai Samuel olarak gözüküyor şu anda. Ben valla Crespo'nun da orada olabileceğini düşünüyorum. E, Mesut yerine de tabi hani form durumuna göre Max Mayer'in de oynayabileceğini daha hareketli bir oyuncu e, düşünüyorum. Ama tabii izleyip göreceğiz. Devam edelim. Fener Mesela Max Mayer'de hani patlama yapması beklenen inanılmaz e, yani Alman milli takımının banko alt, alt, yaş gruplarının hepsinde oynamış yıldızı. Bence biraz menajer hatası ama galiba babası onların hani o işleri biraz yapmış işte şarkeden çıktıktan sonra böyle yanlış tercihlerle o beklenen patlamayı yapamayan bir oyuncu. Max Meyer herkes tanır herhalde. Belki gelip bizim ligimizde çünkü klasik bir Alman oyuncu da altyapısı oyun bilgisi yüksek, altyapı sağlam, şutu var. Bizim ligimizde bu, bu tip oyuncu her zaman iş yapıyor. Ya ben doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum Max Meyer'in de. Tabii ki risk alıyorsunuz ama muhtemelen kontra, düşük bir kontratı var. Geçelim oyuncu zaman... için de fırsat. Berisha var, Max Meyer için de fırsat. Hı hı. Crespo için de fırsat Türkiye'de kendini gösterebilir yani Avrupa pazarının Max Meyer tekrar geri dönebilir. E, Rossi kendi e, transfer yapabilir buradan. Yani değişik enteresan transfer daha ismi, daha mantıklı transferler son yapıyor. Evet. sahibi olmayacağını zor evet. takıma dahil etmek Ve maaşlar düşük. Yani. Tabii. Düşük maaşlı oyuncular. Şimdi Demir Grup Sivas Spor'a geçelim. Demir Grup Sivas Spor'daki taraftarlar da bu arada sahada üçlü savunma görmek istiyorlar. Ama orada kafalar biraz karışmış taraftarda. Çünkü birbirine çok yakın. Yüzde 25, 3, 4, 3. Yüzde 23, 4, 2, 3, 1. Sivas Spor üçlü savunma oynar mı? Öyle sorarak başlayayım ben yavaş yavaş yerleştirelim. Yani onu. oynayabilir tabii. Ama Durant hoca pek, ben çok tercih, tercih etmiyor. Ve o, yani hoca şeyinden vazgeçmiyor yani. Yani bence dört, en eli dar olduğu dönemde, dönemde bile, bile evet, üç demedi. Üç demedi. Gerçi orada Goya vesaire çok stoperlerde de sakatlık yaşadı ama Şimdi ben, ben yine yani, dörtlü Hemen Robin Yalçın'ı koydu mesela. Evet. buraya. Beşiktaş'ın Beşik Beşik Necibi Sivas Robin Yalçın. Evet. Bakalım taraftar 11'i nasıl yerleştirdi? Kalede Şimdi Adi Şaşal var. Şimdi Bundesliga 2'ye transfer oldu tabii Robin Yalçın yanlış hatırlamıyorsam. Ben. Tabii, tabii ben geçen yani seneden bahsediyorum. Sene. Sene. Evet. Ee, Adi Şaşal var kalede %87'lik bir oyla savunmaya bakalım üçlü savunma olarak tabii kurguladı taraftarlar Eğer üçlü savunma olursa nasıl olur Kamara, evet. Gutas ve Koray şeklinde demiş taraftar. Böyle bir üçlü savunma. Yani ben görmek çok düşünerim. Yani. Gutas da Gutas'ta hemen gelir gelmez tabi bir maçta iki gol damga vurdu lige. Ee, Yunan oyuncular bizim ligimizde çok başarılı oluyor yalnız Bakasetası, Siopisi ve e, Gekasla başlayan bir Gekasla Gekas başlayan kalan. <laughs> evet evet şey yapılabilir. yani Yunan ligi. Hani maliyetler de daha uygun, maaşlar da daha düşük. Hani ben e, kulüp yöneticisi olsam, yetkili olsam... oyuncuların da kendini burada rahat hissediyor e, olması tabii, Türkiye'de. Yunanistan'a kolay gitme, ulaşım sıkıntısı olmayan. %100. O yüzden çok daha rahat, kafa olarak da kendilerini ee, futbola tam anlamıyla verebiliyorlar. Ve enteresan, fizik gücü yüksek, sert oyuncular yani. Bakasetas olsun, Gutas olsun, gelen oyuncular Siopis olsun, Zavellas. Lige damga vurdular ve hep yani bizim lige çok uygun oyuncu profili olduğunu düşünüyorum ben. Uruguaylılar için söylediğim mesela ben Uruguay ben yani Güney Amerika oyuncu alsam Uruguay alırım ya da Arjantin. E. bir Uruguay iki Arjantin. Hani e, Yunanistan'da bence bizim ligimize uygun profildeki oyuncuları Hı. yetiştiriyor Yunan futbolu. Üçlü savunması bu şekilde Sivas Sporu taraftarların. Peki merkez nasıl? Orta alanı nasıl? Ve tabii ki çizgiyi nasıl kurguladılar? Hakan ve Faysal Fajir merkezde. Çizgilerde Üçlünün kanat bek pozisyonunda sağda Ahmet solda da Uğur. Yani şimdi Üçününün mesela kanat bek oynayabilir mi bu ikisi? Oynar bence. Ya yani Uğur bence milli takımda da olabilirdi sol bek şeyliğinde bu yoklukta. Evet o da çok konuşuldu. Hani olmuş Mert Müldür'ü alıp şey Rıdvan'ı seçip oynatmıyorsanız Mert Müldür'ü sol bek oynuyor. E, bu çocuk Uğur çiftçi oynuyor. kulübünde ya. de oynamıyor. Böyle Bravo. bir sıkıntı da var. Oynuyor makine gibi. Ben Hakan Aslan için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani tamam bir Fut, milli takımın bir iskelet olur tabii ki hocanın mutlaka tercih olur ama hani kendini göstermiş. Avrupa'da makine oynuyorsa, gibi oynuyor milli takımda oynamalı gibi bir şantizmin evet, olmayan bir şey algı evet, oluşmaya oldu, oldu, başladı. Oldu, bravo. Çok yetenekli oyuncular evet. var ve, de ve sigarlı bazı, bir şekilde oynayan oyuncular var ligimizde. Ve bazı oyuncular da fazla gereğinden fazla hak etmediği kadar çok eleştirildi. Kimse kimseyi zorlanan oynatmıyor. Yani Enes Ünal'ı ben de tabii biz de çok eleştirdik ama çocuk kendi mi yazıyor kendini oraya gibi. Tabii. Ya da işte sol bek pozisyonu Mert Müldür kariyerinde belki hiç oynamadı. Bizde oynadı yine milli takımda. E şimdi Uğur Çiftçi denilebilir. Hakan Aslan mesela Hollanda maçında helva gibi böyle yumuşacık orta sahamız vardı. E orada Hakan Aslan bir 1.86 boy kafa topu var. Agresif bir oyuncu. İki maçlık denilebilir diye düşünüyorum ben. Hı, hı. Ee, hani ben kapatacağını düşünüyorum. Uğur'un da Ahmet'in Tabii Şimdi Sivas yani bu sporun... dörtlünün sağında solunda oynamak da ya da beşlinin sağında çok zor. Kolay değil en yani. öyle yani Bir anda dörtten üçe döneyim denilebilecek bir durum değil bu. Yani Oyuncu için bireysel olarak da Uğur Çiftçi 105 metre. 105 metre size ait oluyor. Ya en son ne zaman değil yani. gitti? Ya da ne kadar o kadar çok efor sarf ederek e yani 90 dakika evet. Şimdi bir önce Ferdi için söylediğimiz yani. yani. En zor pozisyon. E Ferdi şu an alışmaya çalışıyor. E zor ama. Yani Vitor Pereira ısrarla Ferdi'yi tutuyor. Bence bu da güzel bir evet, durum. Evet tabii, tabii tabii. Çünkü alışması lazım bir oyuncunun o çok pozisyonu. Çok özel, çok yetenekli bir oyuncu ama mesela Ferdi ofansif olarak atıyorum yüzde yet, örnek veriyorum yüzde yetmiş ama defansı yüzde otuz gibi. Tabi orada hem hücum hem defans olması lazım. ve yani O zaman da işte 20 milyon golcü oyuncu oluyor. Onu da konuşacağımız bir bölüm. Çünkü Sivas ön bölgesi gerçekten çok etkili. Çok yetenekli evet. ayaklar var. Hemen ekranlara taşıyalım. 3-4-3 olarak tabi taraftar şekillendirdi. Henrike Gradel ve Yatabari. Aynı anda oynarlar mı? Oynarlarsa ya bu oynar mı çıkar Sivas yani. Spor? O sorulara cevaplar getirir ama bu taraftarın 11'i. Yani şu tabii çok özel bir oyuncu Max Grader. Bence evet. Henrique de hani geçen sezonda ligin en yetenekli oyuncularından biri. Çok hakikaten etkili bir e, hücum hattı var. Ya tabağı da e, çok deneyimli. E, Jorge Felix de mesela hani Polonya'da Polonya ligine damga olmuş bir oyuncu ama biz de maalesef şey yapamadı. Sivas Spor'da. Yani şöyle bakınca tabii kağıt üstünde hakikaten Sivas Spor'un eksiklerine rağmen taş gibi bir takımı var. Geçen sene de hani biliyorsun sondan bir hafta önce Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmişlerdi ve iyi oynayarak hani şey değil hani tesadüfi şansa değil bayağı futbol oynayarak oyun olarak da rakibinden üstün oldu ve rakibinden üstün oynayarak Fenerbahçe'yi yenmişti istikrar var. Hoca istikrarı, başkan istikrarı, kadro istikrarı. Haftanın en güzel maçlarından biri. Mesela hani Trabzonspor-Galatasaray maçı olmasa ben haftanın en keyifli maçı... maçı... Yani, belki de daha keyifli olacak zaten ama hani haftanın Hı -hı. maçı olurdu bence. Geçen senenin de bir tabii e, rövanşı, rövanşı var. Rövanşı da olacaktı Kayo Den'in olmaması da eksiklik yalnız. Bunu da söyleyeyim. Kayo Kay Den'in Kay olmaması da çok etkili bir isim. E, o da Sivasspor için. Ama her takımda tabii her Futbolda hı hı. bu var ya yani. her takımda bazı oyuncular sakatlık cezaydı olabiliyor. Şimdi biz diğer mücadeleyle devam edelim. göztepe melipol Başakşehir karşılaşması. Göztepe'de bir teknik direktör değişikliği geldi ki bu teknik direktör kıyımı çok erken başladı. Yani, yani, biraz direkt. erken oldu. Münal evet. Karaman'la yollar ayrıldı. Ee, sırf teknik adam e, takımın başına geldi. İki yıllık bir sözleşme yapıldı Nestor El Maestro ile beraber. Bakalım nasıl bir. 38 yorumlar. yaşında olduğunu 38 söyleyelim. Ya yani ben ondan ziyade. Bir e, tane ilk şampiyonluğu evet. var kariyerinde. Erdem ben ondan ziyade Başakşehir'de ne olacağını merak ediyorum skora göre. Başakşehir'in kazanmak zorunda olduğu. Yani, evet şimdi hoca e, değişti zaten Göztepe'de. Bence böyle erken davrandı ama hayırlı olsun Göztepe'ye. Güzel İzmir'in iki temsilcisinden biri. Bakalım ee, o zaman taraftar 11'lerine bakalım. Raşit 11 buyurun. üzerinden değerlendirelim Göztepe'yi de. Sağdaki dizilimi 4-2-3-1 olarak yerleştirmiş Göztepe'li taraftarlar. Kalede İrfan Can var. Meygeri'nin bulunmasına rağmen İrfan Can'a zaten hem sahada hem saha dışında taraftar da güveniyor. Dörtlü savunma. E, buradaki kurgu Atınç ve Arslanagiç ikilisi var. Ki golü de vardı Arslanagiç'in. Beklerde ise sağ bekte Murat, Luli %87, Belkan da %62. İdeal 5'si bu. Devam edelim. Dörtlünün önündeki ikili. İyi bir ikili. Soner, Obinna. Devam evet. edeceğiz. Merkezde Lorenz'i var, yeni transfer. Kanatlarda Baku ve Halim. Halil bunlar. Önde de Adis Yahovic, 11'i bu. Ha, kağıt üstünde burası da evet. Özellikle ön taraf etkili bir ön taraf gibi görünüyor. Hocanın ilk maçı, her skoru açık bir maç. Yani ne oynatacağını, ne olacağını da tam olarak bilemiyoruz ee, hocanın, el maestro'nun. Bence haftanın kritik maçlarından biri ama özellikle Başakşehir için tabii. Yani şimdi kadroyu bakarken söyleyeceğiz ama puan kaybetmiş durum Yani kazan havasına 4'te 0 oluyor. E, bilemiyorum yani. Ay yuka çıkmış vaziyette çok da doğal yani Emre Belezoğlu'nun ismi Başakşehir'e e, Aykut Kocaman'ın yerine. Futbolda bunlar var ya. 4 maçta sıfır puan çekerseniz 2 sene önce şampiyon olmuş takımın hocası olarak Değişim kaçınılmaz oluyor Erdem bitik. Şimdi ona da bakacağız. Başakşehir'in 11'ine de geleceğiz. 4-2-3-1-154.5 oy aldı. Başakşehir'de olası bir mağlubiyet sonrasında değişiklik gelir mi teknik adam konusunda? Bence gelir. ihtimali çok yüksek gibi duruyor. Bu Bence maçı da kaybederse Başakşehir. Şimdi yeni transferler, giden oyuncular. 11'e bakalım. 11'i yerleştirirken e, yanlışım yoksa size de soracağım onu Raşit Altun. Onun üzerinden devam edelim. Kalede Volkan Babacan var. Başakşehirli taraftarların en çok güvendiği isim. Stoper mevkiinde Epriyanu ve Duarte Ravil gir kenarda kaldı. Sabek'te Kaysaray'ı koydu taraftarlar ama ben kadro dışı bırakıldı diye hatırlıyorum. Evet. E, 30 30 Ömer olacaktı, çıkan haberlerde kadro dışı kalmıştı eğer evet. e, değişmediyse. Ömer Ali herhalde muhtemelen olacak. Muhtemelen orada Ömer Ali'yi görürüz. Hoca Son da böyle. Evet, Hocalar ısrarla oynatıyor yalnız. Onda e, Aykut hocamı da tebrik etmek lazım. Neticede 2004 doğumlu Hakikaten genç bir oyuncu, ıstıralıydı. Dörtlünün önündeki ikiliye bakalım. Endiya Şimiye ve Mahmut Tekdemir var. Evet. Mahmut'un performansı da çok eleştiriliyor. Geçen Jules geldi, gösterdi. Geçen sezon dörtlünün önünde Jules çok konuşuldu, çok oynadı. Başakşehir'in oradaki sıkıntısı var mı yok mu ama Mahmut'un performansı evet. da çok düşük ama, kalıyor. Yani geçen seneden beri Tekdemir, Mahmut Tekdemir'in performansı düştü. Artık Yeşil da tabii o pozisyon için çok kolay değil. Yanılmıyorsam 87'li Mahmut. Ee, yaşadığı sakatlıklardan sonra evet. Hani şampiyon takımın performans o performans çıkamadı bir daha. Bir de Prime dişçi bir de İrfan Can'la beraber oynuyordu. Evet, o yaşı tabi %50 kapatan bir durumdu Mahmut için. Şimdi biraz daha yalnız kalıyor merkeze. Adam kovalarken, yani, ileriye, az, ileriye git gel de, yaparken daha fazla yıpranıyor. Fizik çok yüksek bir oyuncuda ama biraz daha deneyim kazanması gerekiyor Endi Yaşmi'nin. Devam edelim. 4-2-3-1. Ee, forvet arkası pozisyonunda Aleksic var. Çizgilerde sağda Edin Vişca, solda Nasser Çatli. Ee, hücum hattındaysa ise Bulbrandsen. Ee, Enzo Crivelli ile yollar ayrıldı bu arada onu da söyleyelim. Yani tabii iyi bir santrafor. Mahmut, şey, e, Muhammed Demir'i de yollar ayrıldı. Hı, hı. Okaka transferi bu arada da hatırlattı onu da söyleyelim. Şimdi oynamada yok yeni tabii Okaka da biliyorsun bizim takımlarımızla çok anılan, ismi çok geçti. Ee, o meşhur oyunda efsane olan futbolculardan biri. Ama bir türlü o çok fazla transfer yaptı. Çok fazla takım sürekli her sezon neredeyse takım değiştirdi ama oyuncunun özellikleri bizim ligimize çok uygun. Fizik gücü yüksek, atletik. Bir oyuncu ama hani hiç gol sayısını hiç böyle çok çift hanelere falan çıkaramadı kariyeri boyunca. Yani e Şeyiyle ne diyelim onun ismiyle rüzgarıyla performansı bir türlü aynı olmadı. Hı hı. Hep bir patlama her takım bir umut aldı ama o patlama yapamadı. Belki bizim ligimizde yapabilir stoperler için kontrol edilmesi zor bir oyuncu. Atletik fizik gücü yüksek bir oyuncu ama de gol vuruşunda hani tabela yapmada biraz sıkıntısı var. Daha doğrusu kariyeri boyunca oldu ama belki gelir patlamayı burada yapabilir. Yani geçen sezonda hep söyleniyordu. Şampiyon kadro varken de Başakşehir'in iyi bir kadrosu vardı. Geçen sezonda iyi bir kadrosu vardı. Ama işte bu kadroyu takım halinde sahada oynatabilmek kolay değil. Evet, tabii. Bir arada takım olabilmek önemli. Vişcan'ın performansının gerilediği, Mahmut'un performansının düşmesi. Yani bunlar takımın kemik oyuncularıydı. Evet, Sağda böyle enerjisi yok şey. Başakşehir'in ve ligin ilk iki hafta en çok koşan, en çok pas yapan takımıydı. Ama onun sonucu bir türlü üretemiyorlar. Skora gidemiyorlar. Ama yani, sanki bizim şekilde... ligimiz pas yapanın değil. Daha çok koşanın artık kazandığı bir artık lige doğru Hayır hayır. Dünya, öyle futbol da da, lazım da. dünya futbolu da öyle tabii yani. yani, yani az, geçenlerde az bir istatistik gördüm. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlarımız arasında rakiplerinden daha fazla koşan önce son 10 maçta bir maç. bir maç. O da Galatasaray'ın maçıydı. Galatasaray Real Madrid maçı galiba. Galatasaray Real Madrid, Madrid maçı. Sadece o maçta. Maç yani. Son 10 maçta. Şampiyonlar Ligi ama sadece. Tabii yani. tabii. Son 10 Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray zaten... Muhtemelen yenildi yani son 10 maçta. Yani orada da birazcık topu bırakmış. Ee, Real Değil Madrid Galatasaray'a. Yani tabii kadrosu iyi ama bakınca kağıt üstünde tek tek. Hı hı. Son mücadele haftanın karşılaşması Trabzonspor Galatasaray mücadelesini taraftar 11'leriyle, taraftar oylamalarıyla beraber Raşit Altun'la beraber değerlendireceğiz. Öncelikle Trabzonspor'a geçelim. Bordo Maviller Abdullah Avcı yönetiminde son dönemin en iyi sezon başlangıçlarından birini gerçekleştirdi. Averajla beraber Fenerbahçe'nin önünde lider konumda ki e, milli araya 3'te 3 3'le giden iki takımdan biri. Bir, evet. Trabzonspor ve Fenerbahçe 8 gol atıp 2 gol gördü kalesinde Trabzonspor. Şimdi taraftar 11'i muhtemelen şöyle bir bakıyorum. Pek değişiklik yok birkaç oyuncuda yerler değişmiş onun haricinde taraftar da zaten oynanan oyundan sahaya çıkan oyundan evet, memnun. memnun memnun evet normal bunu Galatasaray maçında da koruyacak gibi duruyor 4-2-3-1 bu arada taraftarların galatasarayın yani, da tek sıkıntısı herhalde yerli oyuncu şey, Aynen. rotasyon oyuncu değişiklikleri yani. maç içerisinde bakalım 11'i nasıl kurdu taraftarlar 38'i 4-2-3-1 ile sahaya çıkalım demiş 26'sı da 4-1-4-1 olsun demiş Galatasaray maçı için evet. kalede var. %95'lik bir oy geldi. Ee, son Hollanda maçında da çok haksız eleştiriler çok, Ben de aynı söylemek fikirde. gerekiyor. Bunun altını bir kez daha çizelim. Altay'da evet. oynasa, Ersin'de oynasa, Uğurcan da oynasa kulüpler değil, milli takım forması kaleye geçiyor. Bunu evet. unutmamak gerekiyor. Çünkü şöyle bir algı var. Uğurcan başarısız olsun diye bekleyen bir kesim. Bir de Altay başarısız olsun diye bekleyen bir kesim oluşmaya başladı. Çok tehlikeli yani bir noktaya gelindi. Sosyal ilerliyor. medyaya ama sosyal medya inanılmaz tehlikeli bir mecra oldu artık özellikle bizim ülkemizde. O yüzden ben de biraz milli sporculara, futbolculara, teknik direktör de tabii ki eleştiri olacak ama e, artık hakaret seviyesine hatta hı hı. çocuklara, yani futbolculara, onların eşlerine, ailelerine falan artık, artık yani oyuncular ailemi rahat bırakın diye işte tabii, yabancı tabii, tabii, oyuncular yani. bile Instagram'da tabii, tabii. story paylaşıyordu evet, ailemi rahat, rahat bırakın evet. diye. Neyse devam edelim. Buyur. Biz taraftarın 11'ini konuşalım. Kalede Uğurcan var Trabzonspor'da. Taraftar savunmayı nasıl kurguladı Galatasaray maçı öncesinde Vitor Hugo, Edgar Ye ligin en iyi stoper ikililerinden biri. E, beklerde hangi oyuncuları görmek istiyor taraftar? Sağda Serkan, solda da İsmail var ki sol bek hala daha tam taraftarın içine sinmemiş gibi duruyor. Tronsen yok i̇şte. sakat. Cervin yok. Gerçi iyi haber geldi ama oynar mı oynamaz mı göreceğiz. Dorukan'ın da bir sakatlığı var onu da söyleyelim. Yani tabii yine yabancı sınırın nedeniyle böyle bir kadro yapıyor herhalde Trabzonspor taraftarı. Yapacak bir şey yok. Bu kurala devam edeceğiz. Herhalde sezon ortasında değişmeyecek. Seneye daha da e yani seneye tabi tabi yerli Yabancılık kaleciler zeviz. yerli kaleci olması çok büyük avantaj daha da büyük avantaj yine avantaj ama daha büyük bir avantaj olacak yani 3. ön tarafta iki yerli oyuncu kullanıyor Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray şey Fenerbahçe büyük takımlar için söylüyorum yerli olduğu için kalecileri Galatasaray 3 oyuncu kullanmak zorunda Mustera olduğu için. Tabii Mustera'nın sonrasını da düşünerek hiç orada bir yabancı kaleci konuşulmuyor zaten. Konuşulmuyor. Ondan sonra Galatasaray'da evet. yerliye dönebilmenin evet, evet. savaşını Can, veriyor şu anda. Göztepe, İrfan Can, Eğribat'ın ismi geçiyor mesela. Çok doğal tabii. E, alabileceğiniz ligdeki Doğan Alemdar vardı. Yani o zaten Renaldo. Renaldo onu. Ren onu. E, zaten başka da gerçi çok kaleci geliyor. İnşallah devam eder böyle gelmeye ama şimdi mesela Uğurcan'ın yani yurt dışına transferinin önünü kapatacak bu yabancı kuralı muhtemelen. Çok ekstra bir ya, para bayağı, vermesi bayağı, lazım. Bırakamaz. Bıraka, bırakamaz. Bırakamayacak yani. Devam edelim. Şimdi 4-2-3-1'di taraftarın sahadaki. Aynı şey tabii 6, 6 için de geçerli. Ersin için de geçerli. Dörtlünün önünde Hamşik ve Berat var. Tabii burada Siopis, Abdülkadir Parmak ama Berat'ın da orada bulunuyor olması. E, Hamşik-Berat ikilisi. Tabii Siopis... Hamşik oynar mı? İşte yine yerliye takılıyorsunuz ama şu an için İsmail Hoca ve doğru. Serkan ben, üç yerlisi var. Ama buna rağmen Berat'ı sahada görmek istiyorum. Ben taraftar. olsam benim tercihim Siyopis olurdu. Yerli sınırı olmuyor. 3 yerli hakkını kullandığı için. Ki yerlilere ciddi anlamda oy var Trabzonspor'da. Şimdi göreceğiz ön bölgeye geçelim. Orada da bir yerliyi sahaya sürdü taraftarlar. Torvet arkasına Bakasetas var. Çizgilerde sağda Abdülkadir Ömür Canini'den formayı alıyor. Solda Bakayeme. Forvet'i de görelim öyle değerlendirelim Raşit Altun. 165, Cornelius. Jervinho oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. 5 yerli oyuncu tercih Abdur etmiş. Yani. Ömür'ü e, kenarda görürüz. Ama Be onun yokluğunda da Abdülkadir'in oyunda olmasını istiyor taraftar. 5 yerli oyuncu tercih etmiş. Trabzonspor taraftarı. Ben Jervinho'nun oynayacağını düşünüyorum. Kişisel fikrim. Acaba taraftar şunun da mı mesajını veriyor? Kamuoyunda hep konuşulan bir durum vardı. Trabzonspor ki biz de öyle başladık. Trabzonspor'un zayıf karnı yerli oyuncu rotasyonu. Ama 4 tane 5 tane yerliyi ben 11'e koyabiliyorum diyor taraftar. İyi ya da kötü artık nasıl bir sonuç alırsanız onu görürüz ama koyabiliyorum diyor. Yani ben bu kadar olacağını düşünmüyorum tabii. Yerli oyuncu sahada. Bilemiyorum. İzleyip göreceğiz tabii. Taraftarın gönlünden geçiyor ama. Yani Siopis ve Cervinio'nun girdiğini düşünelim. Üç yerliye düşüyor bir anda. Bu arada Bruno Perez şey mi sakat mı? Ceza Perez mı? yok. Ben sakat diye bir haberini okumuşum. Sakat var. galiba, değil mi ha? Yani o mesela orada sağda ya da solda Bruno Perez e, olurdu. Eğer olsaydı yani oynayabilecek olsaydı. Ya yine de eksiklerine rağmen. Roma maçında yaşanan pozisyonda yaşandığı sakatlığa varıştı. Hani milli takım arası oldu, uzun bir süre geçti diye söylüyorum. Tabii belki döner tabi son durumlara göre bakmak lazım. Emin olmadan biz de 11'e çok fazla evet. yerleştirmemeye çalışıyoruz oyuncuları. Şimdi Trabzonsporlu taraftarların 11'i buydu. Mesela Cornelius'un da durumu şey mesela o iyi olacak mı? Olmak, Danimarka milli takımında girip gol de attı diye hatırlıyorum ben. Hmm. Sakatlığı vardı ama milli maçta evet, oynadı. Evet, doğru doğru. Golü yani de var. Son golü attı hatta. Ben de, bu de sanki Bruno Feres de hani yetişecek gibi hatırlıyorum ama eğer yetişirse oynar zaten. Serkan ya da İsmail Köybaşı'nın ikisinden hmm. birinin yerinde. Ben olacağını düşünüyorum. Tabi burada e, Trabzonspor kadrosundan çok Galatasaray kadrosunda özellikle Sabek'te kimin oynayacağı hani sosyal medyada çok e, tartışıldı. Tabi taraftan, herkesin söylediği gibi biraz daha bakalım o zaman tarafta. Herkesin bulayım. söylediği gibi Vakayeme yani ligin en etkili e, sol sol açık oyuncusu diyelim, Forvet'i diyelim. Hakikaten iki aile adam geçen. adamın sağından, solundan, içinden, her yerinden geçiyor, şutu var, gol atıyor. E, bütün sahabeklerin ligdeki Vakayeme bütün sahabeklerin başının belası diyelim özetle. E, yani ki e, amiyane tabirle. Bakalım, bakalım nasıl Sarayı bir çözüm geçelim. üretecek Galatasaray. Galatasaraylı taraftarların oylama sonuçlarını ekranlarınıza getireceğiz. 4-2-3-1'i tercih ediyor Galatasaray taraftarı da. Tam %41'lik bir oy geldi. E ama 4 ama Ga Galatasaray'da mesela... de %34 geldi. Galatasaray 4 1 4 -1 oynuyor. 4 1 4 1 oynuyor. Peki bu dizilim nasıl oluştu Galatasaray taraftarlarında? Kalede Muslera var. Savunma stoperi ikilisi Marka'nın cezası devam ediyor. Bu arada Kerem Aktürkoğlu'yla da barıştır Marka. O son bir antrenman öncesi yani, Fatih Terim hatta şunları söyledi. Benim yanıma geldi özür diledi ama bu olay sahada yaşandı. O zaman çık sahada özür dile. Tabii bu ne kadar obuzları eritir. Yani, tabii ne kadar devamında ama... iyi sonuç getirir sahada göreceğiz. Daha 6 maç daha cezası var. Şu evet. Markano. Barıştırıldı diyelim biz. ile Kerem Aktürkoğlu. Tabii izleyip göreceğiz ne olacağını. Hani ben Marka için tabi zor olacak biraz bundan sonra Türkiye'de. Devamına Özellikle... gelmeden Rajsa'da şunu soracağım ben. Luindama %38 oyu var. Evet. Alparslan %15. Bu kadar çok eleştirilen Luindama'nın oyunun bile düşmemesi size ilginç gelmiyor mu? Ama son 2-3 1-2 maç bir Avrupa Kupası maçı bir lig maçında e, hani eskiden o kadar kötü performanslara oldu ki Luindama'nın. 1-2 maçta bir iyi oynayınca demek ki taraftar da biraz da mecburiyetten herhalde tercih ediyor Alpaslan yerine. Ya Açıkçası ben Alparslan'ı tercih ederdim. Golünü hatırlıyorum. Ee, evet. Yusuf'un çevirdiği kale önünde. Mesela orada Nelson'u çok güzel geçti Yusuf. Karşısında Marka ya da Luinda mı olsaydı onu yapamayabilirdi. Çünkü daha sert bir savunmacı çıkıyor ya, karşısına ve ikamleleri çok iyidir e, Luinda ile Marka. Evet ama e, da çok bireysel, çok basit hata yapıyor tabii. Mesela o golde o golde çok konuşulmadı ama arkada Boy o e, tamamen rakibini yani, bırakıyor yani tamamen bırakıyor aslında orada biraz e, boyun ben bile yani futbol neticede Nelson son çalamıyor ama çalımı yiyeceksiniz yani Yusuf da yetenekli kanat oyuncularından biri çalım atacaktır. Herkes, her stoper atabilir. Orada biraz sanki e, hatası diye düşünüyorum ben. Hı -hı. Beklere ya Burada döneceğiz. da ben mesela El tercih ederim. Benim kişisel tercihim. Hem bir de bir yerli oyuncu ya da Tabii kullanmış olursunuz. Mustara çünkü hani kalecisi yabancı Galatasaray'ın. Gerçi önde şimdi Halil var, Kerem var. O yüzden ön bölgede Galatasaray'ın yerlisi daha etkili. geride değil ama evet, evet, önde evet, daha evet, yerli evet. opsiyonu 11 içinde çok fazla Galatasaray Şimdi Bekler'e dönelim. saşa boya sakat yaklaşık bir 2-3 hafta olarak söylendi yanlış hatırlamıyorsam. Yetli'ne kaldı orada Galatasaray taraftarı da. Kaldı yani mı? Belki zaten bilemiyorum. Yani. Ile? Yani belki orada tabii... E... Alparslan oynar mı? Alparslan oynayabilir. Kariyerinde var. Işık Aslan'ın da var aslında. Hani genç bir stoper. Kim? Aslında genç de 2001 doğumlu. Trabzonspor maçında. Ya, tabii ki yani. Evet, ama yani. Mesela Ozan Kabak'ta inanılıyorsan bir Beşiktaş maçında ya yani Bir şekilde değiştirmek zorunda. Şimdi bunu konuşmadık. Süremiz çok hızlı değil ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Eylül ayındaki takvimi inanılmaz. Üç günde bir maçları ben, var. Hani, yani aynı 11'lerle oynamanız mümkün değil. Ben ben olsam Yedli'nin yerine Alp Aslan olmadı Kaan. Hani yok bunların ikisi de olmayacaksa şeyi düşünürüm. E açıkçası 7. Şimdi Trabzonspor maçında olmayacak. Evet. Lazio maçında da olmayacak. olmayacak. Muhtemelen Alanya maçında da yok. Muhtemelen. Dönüşünde Marsilya'da da yok. Muhtemelen. Tabii bilemeyiz onu. Hani o biliyorsun. işte 4 hafta diyorlar, iki haftada iyileşiyor da işte 4 hafta diyorlar, 6 haftada sürebiliyor e, oyuncunun geri dönmesi. Biraz zorla Hı -hı. zor. Hani Yedlin Bakayemi eşleşmesinde Yedli'nin biraz zorlanacağı aşikar. <laughs> ya yani kim olsa ya zorlanacak tabii. Dön karşısında. Sola da geçelim. Sol bekte de Van Aanholt var. 96'lık bir oy aldı. En yüksek oy Musera ile ona geldi savunma kurgusunda taraftarlardan. Dörtlüğün önündeki ikiliyi Taylan ve Berkan olarak. Bunu da çok benimsedi bu arada Galatasaray taraftarı. Az önce Raşit de Altı dediğiniz 4-1 4-1 çıkıyor Fatih ama biz her hafta sanal direktörü yaptığımızda Berkan ve Taylan'ı beraber görmek istiyor o bölgede taraftar. Ben Tek bir hoca diyor, yapalım. Ben 4-1-4-1'de <laughs> ısrar edeceğini düşünüyorum ee, hocanın. Yani, yani 4-1-4-1'de de Berkan Taylan aynı anda 11'de olabiliyor. Olabiliyor tabii Berkan Taylan evet. Ama hani Galatasaray taraftarı 4 2 3 bir oyluyor ama hoca ısrar ediyor 4-1-4-1'de. Forvet arkasına bakalım. Burada çıkıldı av var. %27. Hı. Morutan %19'da kaldı ki Morutan'ı 11'e koymadı taraftarlar. Onu da söyleyelim yani çok da göz doldurmuştu. Ben de yetenekli bu hani ben de yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hani bana tabii pozisyonlar da farklı ama hani bana sorsan çıkıldan Morutan mı diye. Ben sanki Moriton, morton, morton bende, bende. Yani ben tercih ederdim mesela. Daha. daha rahat adam geçiyor. Evet. Bu çok Ve Efor sarf şey. etmeden yani iki vücut evet. çalımıyla topsuz evet. geçiyor adamı. Evet. Bu çok önemli bir yetenek. Evet. Çizgilere bakalım. Sağ ve solda taraftar kimi istedi? Sağda feguli solda da Kerem Akçakoğlu e yani, var. Yani, evet. Barış'ın da bu arada eli kırılmıştı. Eli o da bir ameliyat biçirdi. Yok. Yani Feguli'nin de ben ligin hani son iki sezondur formsuz olmasına rağmen oynadığı zaman ligin en yetenekli oyunculardan biri. Yani 4-5 oyuncudan biri. İşte Gezal. Şimdi e, Mesut Özil. Piyaniç gibi çok yetenekli hmm. oyuncularından biri. Alex Teixeira gibi hani çok özel oyuncular bunlar. Feguli de onlardan biri. Hani ben Galatasaray'ın ben olsam ne yapardım? Feguly'i bir Kazanlaya monte bakarsınız. kazanmak lazım yani bir, bir yere koymak lazım. Şimdi tabii yüksek maaş yükünden Falka yolunun evet. ayrılmasıyla beraber biraz rahatladı Galatasaray. Ali Dervişoğlu geldi. Mustafa Muhammed gidemedi. Bordo'ya gidecekti, kaldı. Fatih Terim Cagney'e çok güvendi. İstediği oyunu da aldı. Şimdi Ali Dervişoğlu geldi. Nasıl oynanır diye bekleniyor. Taraftara bakalım. Bu soruya taraftarın evet. verdiği cevap %46 ile Ali derviş oldu. Milli takım performansı da bence burada şey. Ee... Cagney Musa Muhammed'in de gerisine düştü bu arada. Yani Cagney kendini, ben bunun arkasında ben Cagne... durmaya devam ediyorum. Cagney bu arada kendini geliştirdi. Ben Cagney'e de haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ben de o görüştüm. Tamam evet yine çok basit pozisyonları evet, harcıyor. Yine evet. topu zamanında ayağından çıkarma konusunda bir timing problemi var Cagney'nin. Ama oyununu geliştirdiğini gösteriyor. Çalışmış üzerine. Kendini toparlamaya çalışıyor bu yeterli mi olur, yeterli olmaz mı? O ayrı. Ama kendini geliştiren bir Cagne var bu sezon. Evet. Şu, şu enteresan tabii Galatasaray'da sevgili Erdem. Tabii. Mesela bu kadroda yeni transferlerden tabii sadece daha doğrusu Galatasaray bu sezon 9 transfer yaptı. Sadece Van Arnholt'un maaşı 1 milyon euronun üzerinde. Bu kadroda zaten işte geçmişten kalan Feguli var. Ve Mustera'nın kontratı 1 milyon euronun üzerinde. E bu önemli bir şey. Yani Galatasaray servisi çok yüksek bir şey harcadı ama 30 milyon civarına düşürdü yani, Galatasaray'ın. İki sezondan bu sezona gelindiğinde yaklaşık bir evet, 10 milyon euro kadar evet, bir maaş, maaş var. bütçesini çok düşür Galatasaray oyunculara ödediği maaşı düşürdü. Evet bonservis bedeli ödedi ama hep genç oyuncular işte 99, 98'de 97'li genç oyunculara yatırım yaptı ama tabii çok kolay değil. Birden bire olmuyor. yeni bir takımı oluşturmak. Mesela Real Madrid de deniyor olamadı şampiyon geçen sene. Manchester yani United sürekli çok kolay değil. Birdenbire başarı biraz savurlu olması gerekiyor hani e, de çok zor yani bu sene çok şampiyon olmak Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın kadrolarına bakalım. Geçen 2-3 evet. sezon biz Anadolu kulüplerinin kadrolarının çok güçlü olduğunu söylemiştik. Dört büyüklerin aynı anda şampiyonluk yarışı içerisinde evet. olduğu sezonu çok görmedik ama evet. bu sene dört büyüklerin tamamına bakalım kadro. Hepsi şampiyon olabilecek kadro ki ee, onları da zorlayacak Anadolu kulüpleri de var. İşte Fatih evet, Karagümrük, Sivasspor. Ama ben Beşiktaş. Ama ben Beşiktaş'ta... Anadolu kulüpleri diyorum gerçi. Fatih Karagümrük İstanbul kulübü ama artık öyle bir algı oluşmaya <laughs> başlıyor bizim kafamızda. Ben olarak. ama Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin birazcık önde olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'dan ve Galatasaray'dan. Hem Trabzonspor hem de Galatasaray taraftarlarının 11'leri. Valla şöyle bakıyorum sevgilerden. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Her şey olabilir. Bol gollü olur inşallah. Tabii bol gollü bir maç olur. E, skor ne olursa olsun. Ama hani geçen kaç sene kaç kire verir taraftarlar burada sizce? Bence. Maç başladığı anda ne kadar kire çıkar? Taraftar teknik adam kararları arasında. Ya da en çok hangi takımın 11'i değişir? Bana bu Trabzonspor daha fazla gibi geliyor. Yok ben burada oyuncu da ben de Galatasaray'da Morutan'ın oynayacağını düşünüyorum. Bir sağ bekle de sürpriz yapabilir. Fatih Terim diyorum, İki diyorum. Yani i̇ki oyuncu değişikliği. Trabzonspor e, o o trabzonspor. Trabzonspor'da da ben Berat'ın yerine bir kere kesin Siyopis olur diyorum. Ben de Cervinho dönerse. Cervinho dönerse de Afrika Dinleri de Cervinho'yu oynatır diye Perez'in durumu tabii önemli. Yani mutlaka ama iki kişiler oyuncu değişir diye tahmin ediyorum ama tabii yani. Bilemiyoruz tabii onu. Onu sahada göreceğiz. Bir tarafta Abdullah, çok, da çok güzel bir, bir tarafta Fatih Terim. Evet çok güzel bir maç bir şey bek bizi bekliyor. Geçen sene ilk maç 2-0 Galatasaray Trabzon'da kazanmıştı. Türk Telekom Stadında biliyorsun son saniye golüyle. Hı hı. Galatasaray puanı aldı. Puanı almış yani. Bu arada e, lafınızı böldüm süremizde kalmadı unutmayayım. Onu da söylediğim gelen mesajlar da vardı çünkü taraftarlardan. Yeten ve Feguliye vurgu yaptınız, değişebilir diye. O zaman Halil Dervişoğlu'nu bekliyorsunuz siz de sahada. E, tabii yerli oyuncu yani. Evet, bekliyorum. Ya şöyle. Halili. Berkan, Taylan, Kerem üçlü yerliyi dolduruyor. Yani Jagli ile evet. başlamaz mı Trabzonspor maçına Fatih Terim diye soruyorum. Ben Halil diyorum. Ya da sağ de hani bir değişiklik olursa yani da. Alpaslan Al oraya Al girerse. Aslan. Çok rahat Cagney'i de oynatabilir. Bu kurguda da Cagney'i oynatabiliyor bu arada. Evet. Kerem, Berkan, Taylan. Halil'le Halil'le tahmin ediyoruz tabii. yani. Ben de... Tabii. Yani hı... Berkan oynamayı Morutan, Çıkıldağ'ı beraber de oynatabiliyor. Bu Mesela tabii. Yani. Böyle Olabilir. bir durum da var. Orada Taylan oynamaz çünkü yani. Çünkü o zaman Halil Dervişoğlu sanki daha faydalı gibi geliyor. Ama çünkü. orada biri oynamayacaksa Taylan oynamaz diye düşünüyorum e ben tabii. de. Berkan çok koşuyor çünkü. Evet hata yapıyor ama inanılmaz bir temposu var. Her topa giriyor, çıkıyor, ayağını uzatıyor. Ama tabii çok zor bir pozisyon. Hı, hı. Bakalım Galatasaray transfer yaptı, Asuncio'u aldı oraya. Bakalım oraya o, 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 o bölge çok kritik bir yer yani en zor pozisyon, en azından bizim ligimizde. Bakalım ne olacak orayı doldurabilecek mi? Çok genç bir oyuncu tabii. Teşekkürler Raşit Altun. Ben teşekkür ederim. Süremizin ediyorum. sonuna geldik. Sanal direktörü tamamlıyoruz. Ankete dahil olan tüm taraftarlara teşekkürlerimizi iletelim. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. efendim. Hoşçakalın.